Sabahın 21. sayfasındayız. Taraftarların 2013-14 sezonunu hatırlatıp şu anki defansif futbolu sebebiyle eleştirdiği Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal kendisini savunmuş. Konuşacağız. Bir önceki döneminde ön tarafta dünya markası isimlerin olduğunu söyledi. Şimdi ise elimizdeki kadronun ve ligin gerçeklerine göre oynuyoruz ifadesini kullandı. 12 hafta kaybedilen 14 puan var. Özellikle e, Turgay demiş. Malatya Spor beraberliği sonrasında yani oklar ona çevrilmiş durumda. Ee, nasıl yorumluyorsunuz öncelikle oyunu? Sizinle konuştuk zaten, siz de eleştirmiştiniz. Hocanın açıklamalarını da değerlendirelim. Şimdiden ben uzatmadan söyleyeyim. Fenerbahçe, Ersun Yanal'la şampiyon olamaz. Bir daha söyleyeyim. Fenerbahçe, Ersun Yanal'la şampiyon olamaz. Eğer gerçekten şampiyon olmak istiyorsa, devre arasını da bunun için bir fırsat olarak görüyorsa Fenerbahçe'nin yapması gereken iş Ersun Yanal'la yolları ayırmak. Devre arasında mı? Evet. Ersun Hoca slogan atıyor. Üniversite gençliği gibi. Yani biz de gençliğimiz payı yok mu? Çünkü o seneye vurgu yaparken dedi ki yani 2013-14 ile bu sezon arasında çok ciddi kadro farkı var dedi. Ya o kayıtlı maydı kadroya, aynen, o, o kadroya ben de bahsediyor. şampiyon yapardım canım. Ya sen de yapardın cidden. Dolayısıyla Kaçsov, Emenike ve Bo gibi Çidem, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş Bak Trabzon'u ayırıyorum hı hı. Trabzon çünkü hakemlerin ee, Bak biz tarafsızız Büyük takımları da eziyoruz Demek hı hı. için yaktıkları bir takım Bir dönem Beşiktaş da böyleydi Şu anda değil Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray'ın Başındaysan %30 şampiyonluk zaten formada var %30 hı hı. medyada var Camiada var. Var oğlu var. Yüzde otuz da kadro. O iyi kadro gibi. Taraftarda katın sana yüzde onluk bir katkı kalıyor. Onu da ver bir zahmet. Bugün Fenerbahçe'nin kadrosunun neresi kötü? Demiş ki o yılki kadroda ön tarafta dünya markası isimlerle oynamıştık. O yüzden biz gol atmaya çok yakın bir hücum takımıydık diyor. Şu anki kadro farklı. Bu takım sağ mücadele gücü daha yüksek fiziksel üstünlüğüyle maç kazanabilecek bir kadro. Tercihlerimizi kadronun ve ligin aslında gerçeklerine göre değerlendiriyoruz dedi. Yapıyoruz dedi. Kendini bir savunma? Ersun Hoca maçlardan sonra şöyle diyor. Elbette biz şampiyon olacağız. Elbette bu takım beraberliği hak etmiyor. Elbette bu takım falan filan. Hoca ne anlatıyorsun? Fenerbahçe'nin kadrosunu koy şuraya. Bu takımı iyi bir hoca şampiyon yapar. Ver Şenol Güneş'e şampiyon yap. Ver Sergen Yalçın şampiyon yapsın. Sen 2010'a dönüyorum. Vedat Muluş gibi santiforun yok orada senin. Sol var. Hı hı. Vebo var. Kayt var. Yanlış hatırlamıyorsam. Kayt çok özel bir oyuncu o takımda. Evet. Emenike var. Senin Vedat Muric'in şu anda hepsinden iyi. Santiforlarının. Hı hı. Sen hoca nelerle uğraşıyorsun farkında değilsin ya. Sen deniz sürüşten kanat oyuncusu yapıyorsun. Alper'den Santifor yani yapıyor. Şu anki ön bölge aslında hücumatta oyuncuların tamamı. O dönemki işte kimler vardı? Vebo, Menike, Kite ve Musa. Soldan iyi mi sizce? Santifor iyi. Santifor. Ya Vedat Muriç'ten bahsediyoruz. Evet Vedat Muriç Musa'dan da iyi. Emenike'den de iyi. Santifor'u yok elinde. Bu değişiklikleri Vedat Muriç'in e, yokluğu sebebiyle yapmış olabilir mi Max Kruse'nin veya? Yani kalıcı bir defansife oyuna yöneliş mi var? Ne dersiniz? Bu şunla ilgili bir şey. Pragmatik bir teknik adam mısınız değil misiniz? Er sonuca pragmatik değil. Takıntıları olan. Kafasında bir ön yargılardan kurtulabildiği zaman işler yapıyor. Şöyle söyleyeyim ben sana. Ferdi diye bir oyuncum var. Kadıoğlu. Doğru mu? Ya Elin Bürücü, 10 çocuklar 18 yaşındaki çocuklarla çıktı sahaya. Sen bir tane genç adam oynatamıyorsun. Yer bulamıyorsun. Yer bulamıyorsun. Hı -hı. Kafandaki bütün kurgular eyyem kurguları. Diyorum ya sana sen daha Deniz Türüç'ün kanat olmadığını bilmiyorsun ya. Deniz'i daha on numara pozisyonda oynatmadın sen. Aradığın çözümlerin hepsi kulağının şu şekilde göstermek şeklinde. Ersun Yanal'la Fenerbahçe şampiyon olamaz sizden. Bir daha söyleyeyim mi? Altı sen bana, geçiyor zaten. Sen bana bir tane forma al Fenerbahçe. Ben sana 10 tane alayım ne olursa. Niye sürekli sizinle iddiaya girme noktasında izanmadım Ben izan iddiacı adam severim kardeşim. Ben iddiayı severim. Yani ilk saat dilimizde girdik zaten bir iddiaya. Hayatı ya. iddialı yaşayacaksın Sidem. Puan tablosu Siden. üzerinden. Mıymıntı olarak hayat yaşanmaz. O iddialı yaşayacaksın. İnandığını söyleyeceksin. Ya tamam tabii söyleyeceksiniz de her saat diliminde iddiaya mı gireceğiz sizinle? Ben girerim yani. Bak bir şey söylüyorum. Fenerbahçe'yi Ersun Yanal şampiyon yaparsa Hı -hı. Ben sana 10 tane Fenerbahçe forması alacağım. Tamam. Tamam mı? Peki ne yapılması gerekiyor? Yani bu noktada devre arasında yolların ayrılması gerekiyor. Ağrısın. Onu da söyleyelim. Yarıda kalmasın. Yani şöyle soracağım. Siz benim fikrimin ne olduğunu hala bilmiyorsunuz ki. Yapar mı diyorsun? Yani ben hani fikrimi beyan etmeyi bir moderatör olarak çok sevmiyorum yayınlarda. Genelde soru soran Ama biz arkadaşız e konuşuyoruz burada şimdi öyle yapıyorsun. Yayındayız, canlı yayındayız sunarda. Aa yayın başladı ben şeyde sanıyorum reklam arasında muhabbet ediyoruz belli zaten öyle sandınız ha Fark başladı yayın yani. ha tamam <laughs> ee, geri aldım Ersun Hoca şampiyon yapabilir ee, bravo Ersun Hoca seni çok seviyorum falan ya Çiğdem şey bunun moderatörlük yaşamıyla bir alakası yok fikir Ana yeni yeni yasalar yapıldı ne dediler gazeteci fikrini özgüce evet. söylemesi peki gerekçelerini abi. sıralar mısın Turgay abi sayıyorum bir kadroyu verimsiz kullanıyor <laughs> bir savunmayı hala oturtamadı İki. Deniz sürücü sağ kanat zannediyor. 3. Deniz sürücü hala gerçek bir maç bile kullanmadı. 4. Emre Belözoğlu'nun 10 numara yapmaya kalkıyor. Deniz sürücü düşünmüyor. 5. Mehmet Ekici var elinde. Diyor ki onu oynatmayacağım. Ona küsmüş kızmış bilmem ne. Alper'i Alper'e oynatmıyor Kardeşim elindeki hiçbir oyuncu küsme lüksün yok. Şampiyonlar şöyle gidilir Çiğdem. Biz Çiğdem'le gideceğiz diyemeyiz ya da Serkan Korkmaz da ben gideceğim diyemem. Ya da Serkan diyemez ki ben X'e yeri A spor olarak gideriz şampiyonla Hep beraber gideriz. Evet. Hiçbir, oradan en baştaki e, bizim kahvemizi getiren hanımefendiden hı, hı başla. Tabii. Oradaki akşam masamızı silenin sana kadar git. Birisi işini yapmaz ama sen sabah gel masan kirli kafan bozuldu. Canın yaz sıkıldı yazacağını şaşırırsın. Moralin bozulur. Ya yani en ufak bir aksak. Ekip ruhu, ekip olmak. Ersun Hoca sen onu küstürdün buna kızdın dersen bir defa sinerji oluşturamazsın. Sen Serdar'ı Ezi oynatmadın haftalarca. Jair sondan stoper yapmaya kalktı. Ersun Hoca elinde kadroyu doğru kullanmıyor. Şimdi eksikleri var ama son dönemde ofansif yönü güçlü bir isim olan Rodriguez'e az şans vermesi de aslında eleştirileri bir anlamda arttırdı. Yani defansif oyuna kesin bir dönüşü mü var eksiklerin geri Kiden dönmesine korkak. rağmen? Bu oyunu sürdürecek mi? Onu sormaya çalışıyorum size göre. Sürdürecek. Başka oyun bilmiyor. Korkak. Korkak bitti. Niye? Ya Malatya deplasmanına gidiyorsun. Evet. 10 yaşında çocuğu çağır. De ki arkadaş Fenerbahçe-Malatya maçı nasıl olur? Biz bir gün önce setenayla program yaptık. Dedik Hı -hı. nasıl olur? Şöyle olur dedim. Çok gerilimli bir maç olur. Futbol anlamında gerilim. Gergin bir maç olur. Hiçbir dakikasında kopmaz bu maç dedim. 90 dakikası her dakikasında bir şeyler olabilir. Fenerbahçe'de muhtemelen kontratak oynamak zorunda kalabilir. Bunu 10 yaşında çocuğa sorsan der ki Hı. biz eğer kontratak oynamak zorunda kalırsak ki kalabiliriz. Tahtaya ilk yazacağın adam sağdaki en hızlı adam Rodriguez. Sen ne yapıyorsun? Aynen çok eleştirildi. Sen de oyunu ya. Peki e, takviyeye de ihtiyaçlar var bir Taraftar takviye de bekliyor. Devre arasında sadece 5 maç kaldı. 5 hafta kaldı. Birçok da isim var. Hızlı hızlı gidelim Turgay abi. Foto maçın e, iç sayfası, Fenerbahçe sayfası Emre Savaşı'ndan bahsetmiş. E, konuşalım biz de. Ya birçok aslında takımın da gözdesi durumunda şu anda. Emre Kılınç'tan bahsediyorum. Fenerbahçe'nin Emre Kılınç'a ihtiyacı yok. Fenerbahçe Emre Kılıç tipinde dört tane oyuncu var. Galatasaray ve Beşiktaş'ta devredeymiş bu arada. Beşiktaş'ın ihtiyacı var. Bence Galatasaray'ın da var. Hı hı. Ama Fenerbahçe'de ya Alper Potuk dediğin adam dört sene önce Emre Kılıç'ı işte. Evet. Oynat. Ozan'a sergen futbolu öğretti tekrar. Sergen... Sen de Alper'e hatırlat tekrar futbolculuğunu. Emre için yeni bir teklif yapılacakmış. Takvimin 13. sayfasında da böyle bir detay var. O da Beşiktaş adına Bunların yazılmış. Bunların gözleri hep komşunun tavuğunda. Bir de golcü adayı tabii yazılıp çizilen nokta. Golcülerden Ona de bahsediyoruz. Var. Ona ihtiyaç Peki var. Peki ne tip bir golcü ihtiyacı var? Nasıl bir golcü olursa olsun gol vuruşu iyi bir golcü ihtiyacı var. Yani... Devre arasında bunu nasıl bulsun bilmiyorum hı hı. ama Fenerbahçe'nin Vedat Muriç'in sisteminde oynayacağını düşünürsek Vedat'ın olmadığı maçlarda da o sistemi koruyabilecek çapta ona yakın özelliklere sahip benzer özelliklere sahip bir evet. golcüye ihtiyacı var. Hem de ekmek su gibi ihtiyacı var. <laughs> Peki bir de Mensah yazılmış durumda. O da Fanatik gazetesinde. Şöyle farklı isimler aramaya çalışıyorum. Her gün konuştuğumuz isimler üzerine yoğunlaşmayalım istedim. Ee, Kayseri Spor'da uzun süredir maaşını alamayan Yıldız Ortasa... ...sözleşmesini feshetmek için TFF'ye başvurmuş sevgili izleyenler. Ee, boşa çıktıktan sonra böyle bir birliktelik olabilir mi, olmalı mı? Olabilir. Mensah e, iyi bir alternatif olacaktır. Hı hı. Artı e, o yaşadığı sıkıntıdan sonra özgür bir ortama yani evet. maddi manevi sıkıntı için bir ortama geldiğinde performans çok değişik olabilir. Katkı sağlayacağını Bunun düşünüyorsunuz Fenerbahçe. Sağlayı iyi bir kaliteli bir oyuncu sağlayabilir. Peki şimdi e, Muriç de sakatlık tabii riski var şu anda. E, i̇yileşme kaydetse de kendini iyi hissettiğini söylüyormuş. E, Göztepe'ye karşı forma giymek için de ısrar ediyormuş hocasına yani böyle bir ihtimalin de olduğunu söyleyelim bir sonraki mücadelede. Benim bildiğim Vedat'ın e, Topuktan sonra yukarıya doğru olan kaslarda daha doğrusu tandonda sıkıntı varmış. Bu şartlarda iğneyle ilaçla oynarsın ama ne olur biliyor musun sezonu bile kapatabilirsin. Evet. Bunun şakası yok. Ben şuraya doğru yürüyebilir miyim? Tabii ki yürüyebilirsiniz. Severim biliyorum. Seversiniz yani herkes biliyor artık.